Merhaba arkadaşlar, ben Türkçe öğretmenim Bülent Kuvvet. Zor bir süreç biliyoruz ama Yanıt Okul ve bizler sizlerin yanındayız. Bu zor süreçte zor konularımızdan biri olan yazı türleri, edebi türlerin ikinci bölümüyle sizlerle olmak istedik. Birinci bölümünü anlatmıştık, sorularını çözmüşsünüzdür. Şimdi ikinci bölümü de halledelim. İnşallah sıkıntısız bir şekilde sizleri bu sınava hazırlamış olalım. Evet arkadaşlar, bu konunun ikinci bölümünde hikaye edici metinleri alıyoruz. Birinci bölümünde bilgilendirici metinleri almıştık. İkinci bölümünde ise arkadaşlar ne yapacağız? Hikaye edici metinlerle yolumuza devam edeceğiz. Şimdi hikaye edici metinlerin ilk başta düşündüğünüz zaman ele almanız gereken unsur şu arkadaşlar. Yani esas nokta olay. Diğerinde bilgi verme, bir unsuru anlatma, bir düşünceyi dile getirme vardı bilgilendirici metinlerde. Burada ise bizim için temel nokta bir olay anlatması. Olayın etrafında diğer unsurların şekillenmesi bize bu metinleri verecektir. Yani size hangisi hikaye edici, hangisi bilgilendirici diye bir soru geldiğinde mutlaka bakmanız gereken olay mı, düşünce mi? Olaysa hikaye edici, bilgilendirici ise düşünce yazısı olacaktır. Peki arkadaşlar, şimdi hikaye, roman, masal, tiyatro, fable ve efsane ve destan. Bunlar benim hikaye edici metinlerim. Bunlara tek tek bakacağız. Aradaki farkları konuşacağız ki sıkıntı yaşamayalım. Hikaye edici metinlerin özellikleri nelerdir? Biraz bunların üzerine de konuşalım isterseniz sizlerle. Olaya dayalı metinlerdir. Biraz önce söylediğimiz gibi. Olay ya da olay örgüsü içerisinde ne yapılır? Verilir. Yani kısa bir olay da olabilir. O olay örgüsü çeşitlendirilebilir de. Bir ana düşünceye sahiptir. O ana düşünce etrafında anlatılır. Kişi, zaman ve mekan öğelerine yer verilir. Biliyorsunuz ki olayın olmazsa olmaz kavramları kişi, zaman ve mekan unsurlarıdır. Tabii bunlar bazı metinlerde göreceksiniz ki bellidir, bazılarında değildir. Olaylar belli bir plana bağlı kalınarak anlatılır. Yani giriş, gelişme, sonuç gibi düşünün. Ama burada onların isimlerini ne alıyor? Serim, düğüm ve çözüm bölümleri alıyor. Yani olayın başlangıcı, olayın devamı, olayın sonu diye adlandırabiliriz. Duygusal ve düşsel öğelere yer verilir. İşin içerisindeki duygular, işin içerisindeki hayali unsurlar da ne yapılacaktır? Bu unsurda yer verilecektir. Anlatıcı bellidir. Bizim anlatıcımız biliyorsunuz arkadaşlar ya birinci şahıstır ya da üçüncü şahıstır. Biz burada da bu şahısların hep bir şekilde ne yapmış olacağız? Görmüş olacağız. Aynı zamanda bakış açılarında sizler burada metinleri görürken tekrardan incelemiş olacaksınız. Evet, ilk unsurumuz hikaye, diğer ifadesiyle öykü arkadaşlar. Biz hikayede ne bileceğiz, ne bilmemiz gerekiyor? Arkadaşlar, hikayelerde öncelikli olarak bir olay anlatılır. Bu olayın özelliği önemli. Nasıl bir olay olması gerekiyor? Yaşanmış ya da yaşanması mümkün. Yani hayali bir olay değil. Yani günlük sıradan bir insanın başından geçen bir olayı anlatabilirsiniz. Bu olay yaşanıp dile getirilmiş olabilir ya da yaşanabilir bir olay olarak dile getirilebilir. Eğer sıradan bir olay yaşıyorsam benim kahramanlarım da sıradandır. Halktan insandır, sensindir, benimdir. Bu gibi insanlardır. Veya zaman mekan unsuru da yine aynı şekilde arkadaşlar bellidir ve günümüz şartlarına uygun zaman mekan unsurları ne yapılır? Oluşturulur. Şimdi burada şunu da düşünmek gerekiyor. Hikaye dediğimiz unsur çok geniş kapsamlı değildir. Yani bir hikaye çok kısasa sürebilir. Belli bir bölümü de ele alınabilir. Burada önemli olan ne hikayede? Olayın yaşanmış olması, kahramanlarının günlük hayattan sıradan insanlar olması. Bakalım bir tane örneğimize. Bir düzine yolcu vardı kervansarayın ikinci katındaki odada. Hepsi de yorgun, hepsi de yalnızlığın yükünü değirmen taşı gibi boynunda taşıyan ve rüyalarına sığınan tüm bu insanların ortasına toz, ter ve küf kokan boş bir döşek buldu. Oraya sırt üstü uzanıp gün boyu olanları bir bir düşündü. Şimdi arkadaşlar, bir kahramanımız ne yapıyor? Bir kervansaraya gidiyor ve bu olay yaşanabilir bir olay. Yaşanmış da olabilir, yaşanabilir bir olay olabilir. O yüzden bu metnin benim hikaye olabilir. İkinci unsurum roman. Arda arda aldım ki aradaki farklar üzerinden anlatacağım size. Hikayede ne anlattıysam romanda da aynı şeyler geçerlidir. Yani ikisinde de yaşanmış ya da yaşanabilir bir olay. Yaşayan karakterler, günlük hayatta karşınıza çıkabilecek karakterler, zaman ve mekan unsurları bellidir. Peki hocam, ikisi beraber aynıysa ben farkını nasıl oluşturacağım? Şu şekilde arkadaşlar, hikaye ve roman arasındaki farkı biz sizinle beraber kapsam olarak değerlendireceğiz.
Kapsam demek ne demektir arkadaşlar? Şimdi olay nedir? Olay var, zaman var, mekan var. Değil mi arkadaşlar? Bir de şahıs kadrosu var, kişiler var. Şimdi kapsam unsuru, biz roman ve hikaye arasındaki her şey aynı, aradaki fark kapsam. Ne demek oluyor bu? Hikayede bir tane olay yaşanırken romanda olaylar dizisi ard arda gelir. Yani küçük küçük olaylar ne yapıyor? Benim romanımın tamamını oluşturuyor. Hikayede bir tane zaman unsuru varsa, bir zamanda geçiyorsa roman belli birkaç tane zaman etrafında döner. Mekan, hikaye bir tane mekanda gerçekleşirken romanın tamamı için belki onlarca mekan ne yapılabilir? Kullanılabilir. Yine şahıslarda da şahıs kadrosu hikayede darken romanda arkadaşlar nedir? Çok kapsamlı bir şekilde ele alınır. Peki hocam, bize şöyle kısa bir metin veriliyor. Ben bunun hikaye mi roman mı olduğunu nasıl anlayacağım? Zaten oradan arkadaşlar şıklarda ikisinden biri olacaktır. Size sorular üzerinde hikaye mi roman mı kavramını çok net bir şekilde algılayamazsınız. Bulamazsınız da, o yüzden ikisini birden ne yapmazlar? Soru üzerinde vermezler. Bakalım örneğimize. Rıza Bey'e o kış yine çok konuk geldi. Gelenler çoğunlukla eski tanıdıkları, yakın dostlarıydı. Ama konukseverliği, sözünün sohbetinin doyulmazlığını duydukları için hiç tanımadığı beylerin de kapısını çaldığı oluyordu. Rıza Bey onları da yakın dostları gibi, hatta yeni olduklarından değişik bir sevinçle karşılardı. Öğlenden kurulan sofralar, yine birbiri ardına gelen yemekler, hamur tatlıları, meyvelerle gece yarısına kadar uzadı. Gelen yabancılar gece selamlıkta konuk edildi. Günlük hayattan olabilecek bir olay, sıradan insanlar, sıradan komşuluklar, sıradan düşünceler, bunların hepsi hikaye ve romanın ortak noktasıdır. Yine söylüyorum, roman geniş kapsamlı her yönüyle, hikaye ise dar kapsamlı olarak ne yapacaksınız? Ele alacaksınız. Geldim üçüncü unsura. Üçüncü unsurum masal arkadaşlar. Yine buradaki esas unsur ne? Olay. Şimdi hikaye ve romanda da olay vardı, masalda da olay var. Ama masalın diğerlerinden farkı ne? Masalda arkadaşlar olaylar olağanüstü özellikler taşır. Yani burada diğerlerinden çok farklı şekilde olayların günlük hayattan sıradan insanların tarafından yaşanmadığını, işte padişahların, büyücülerin, kralların, prenseslerin etrafında dönüp durduğunu ne yaparsınız? Görürsünüz. Ayrıca masallar arkadaşlar bir tekerleme ile başlar ve biter. Yani az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim diye başlar. Bu gibi unsurlar nerede yer alır? Masalda yer alır. Ayrıca masallarda yer ve zaman unsuru belirsizdir. Yer ve zaman unsuru belirsizdir. Hayır Bülent hocam, ben biliyorum Kaf Dağı diye bir yer var ve o masalda geçiyor. Evet, Kaf Dağı diye bir yerde masal geçiyor ama Kaf Dağı diye bir yer yok. O yüzden biz zaten yer ve zaman ifadesinin belirsiz olduğunu söylüyoruz. Onların hayali unsurları etrafında döndüğünü söylüyoruz. Fark üzerinden konuşalım. Hikaye ve romanın masaldan farkı ne? Hikaye romandaki olaylar günlük hayattan olaylar ama masaldaki olağanüstü özelliklere sahip olaylar örgüsüdür. Bir varmış bir yokmuş. Ne yaptım? Tekerlemeyle başladım. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken, bir pireler berber iken, ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Zaten şurayı gördüğün zaman direkt ne yapacaksın? Masal ifadesi olduğunu anlayacaksın. Devam edelim. Zamanın birinde, zaman belli değil çünkü. Zamanın birinde bir ayakkabıcı yaşarmış. Çok çalışkan ve çok dürüst bir insanmış. Gün gelmiş, çok yoksul düşmüş. Elinde sadece bir çift ayakkabı yapacak derisi kalmış bu adamcağız. Adam bu deriyi akşamdan kesmiş, düzeltmiş, sabaha hazır etmiş. Sabah erkenden ayakkabıları dikmek için kalkmış, bir de ne görsün. Bir çift ayakkabı kendiliğinden dikilmiş ve hazır hale gelmiş. Tezgahın üzerinde öylece duruyormuş. Ne var arkadaşlar? Olay var ama olağanüstü bir olay var. Kahramanlar var. Olağanüstü özellikleri sahiptir. Bu gibi unsurlar bize neyi verecektir? Masal unsurunu. Ve masalda ben şunu biliyorum. Ne var arkadaşlar? Tekerlemelerle başlar, tekerlemelerle biter ve olaylar hep mutlu sonla bitmiş olur. Fable arkadaşlar, fable türü yine masalla karıştırılabilecek bir türdü. Yani öğrencilerimizin karıştırdığı bir türdür ama şunu unutmamak gerekiyor. Masallarda insanlar arasında geçen olayları hayvanlar, bitkiler ya da cansız varlıklar arasında geçiyormuş gibi düşünüyorum. Yani sizin kahramanlarınız insanlar değil, hayvanlar, bitkiler ve cansız varlıklardır. Özellikle hayvanların kahraman olduğu metinler bize neyi verecektir? Fable türünü verecektir arkadaşlar. Sizler bunları zaten çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Burada önemli olan arkadaşlar, insanlara ahlak ve ibret dersi vermek,
örnek göstermek ya da bir düşünceye güç kazandırmak için oluşturulan bir yazı türüdür. Yani amaç fable'larda, fable'ın sonunda senin oradan çıkartabileceğin bir ders olmasıdır. O boşu boşuna anlatılmıyor. Sen onu okuduğunda oradan bir ders çıkartmış oluyorsun. Peki, tavus kuşunun biri bir turnayla alay ediyor. Rengini beğenmiyormuş. Benim bak ne güzel tüylerim var. Hepsi altın gibi parıl parıl yanıyor. Seninse kanatlarında bir tek süsün bile yok demiş. Turna kuşu tavusun alayını hiç aldırmamış. Ben ta yükseklerde uçar da yıldızların yanında öterim. Sen horozlar gibi hep aşağıda tavukların içinde dolaşırsın demiş. Şimdi kahramanlarımın hayvan olduğu, hayvanlardan oluştuğu metinler bana neyi verecektir arkadaşlar? Fable'ları verecektir. Yine fable'ın hikaye ve romanla hiçbir benzerliği olmuyor. Niye? Kahramanlara bakın hayvanlar. Roman ve hikayede böyle bir durum yoktu. Masalda zaten farklı bir durum söz konusuydu. Bunları ayırt etmiş oluyorum. Geldim dördüncü, beşinci unsura. Beşinci unsurum benim tiyatro arkadaşlar. Tiyatro diğerlerinden farklı olarak diğerleri okunmak için yazılırken tiyatro sergilenmek için yazılır. Oyuncuların bir sahnede seyirciler önünde sergilemek amacıyla hazırladığı gösterilerdir. Yine söylüyorum, diğer türler okunmak için yazılır ama bu unsur arkadaşlar, tiyatro unsuru sergilenmek amacıyla dile getirilir. Peki, tiyatro metinleri bu şekilde oluşturulur arkadaşlar. Bakın, konuşma çizgisiyle beraber oluşturuluyor. Otel katibi, taşralı müşteri arasındaki ifadeler bu şekilde gidiyor. Ve şu parantez içinde gördüğünüz unsurlar sizin yazıya aktaramadığınız şeylerdir. Gördüğü taşralı müşteriye, yani bizim yazıyla aktaramadığımız şeyleri biz ne içinde gösteriyoruz? Parantez içinde gösteriyoruz. Mesela inerken ifade, sonuç olarak bizim bunu yazıda gösterebileceğimiz tek nokta parantez içerisinde olacaktır. Tiyatro metinleri bu şekilde arkadaşlar karşılıklı olarak oluşturulacaktır. Altıncı türümüz efsane. Arkadaşlar efsane ve biraz sonra göreceğiniz destan unsurları son dönemde çok sık sorulmaya başlandı. O yüzden biraz daha dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Efsane geçmişten günümüze gelen, söylene gelen olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayali hikayeler efsane deniyor. Efsaneler sözlü olarak ortaya çıkan anonim eserlerdir. Efsanedeki konular bir kişiye, olaya veya yere dayandırılır. Şimdi arkadaşlar bir kere bunların söylene söylene geçmişten günümüze geldiğini bilin. Mesela Kız Kulesi efsanesi diye bir şey var. Kız Kulesi efsanesi, adamın biri günün birinde demiş ki Kız Kulesi şu olaydan sonra ismini almıştır. Başka bir yere gitmiş o ifade. O demiş ki ona bir şeyler eklemiş. Kız Kulesi efsanesi şu şekilde oluşmuştur şeklinde oluşmuş. Yani efsanelerin aslında gerçeklik tarafı yok. Ama söylene söylene bir olayla ilgili, bir durumla ilgili günümüze gelen söylencelerdir, ifadelerdir. Bize neyi verecektir? Destan, efsane unsurunu verecektir. Ve efsanelerde ne vardır arkadaşlar? Olağanüstü varlıklar, olağanüstü olaylar, olağanüstü durumlar söz konusudur. Evet, hemen örneğimize bakalım efsaneyle ilgili. Eteğinde ortanca çeşmenin bulunduğu Ablat Dağı'ndan bir ejderha çıkmış. Olağanüstü bir kahraman. Evet. Çeşmeye kimsenin yaklaşmasına izin vermeyerek insanları susuz bırakmış. Halkın çaresizliğini gören şehrin beyi elinde iki tarafı da keskin bir kılıç alarak ejderhayı öldürmeye gitmiş. Alın size olağanüstülük. Şehrin beyi iki eliyle kılıcını kaldırmamış ve tam ejderhaya sallayacakken ejderha burnundan alevler saçarak ve derin bir nefes alarak şehrin beyini içine çekip yutmuş. Sonra şehrin beyi elinde tuttuğu iki tarafı keskin kılıcı ejderhanın içinde çevirmiş, ağzından kuyruğuna kadar ikiye bölerek onu öldürmüş. Vay anam vay, ne yapmışız? Burada arkadaşlar bunu uydurmuşuz. Ondan sonra oradan buraya doğru söylene söylene geçmişten bugüne göre söylene söylene gelmiş. Şimdi bakın arkadaşlar, burada da olağanüstülükler var ama bunun gerçeklik tarafı yok. Tamamen hurafe diyebiliriz arkadaşlar. Destan. Destanla efsaneyi karıştıracaksınız. Onun farklarını birazdan söyleyeceğim size. Destanlar milletlerin hayatını derinden etkileyen tarihi olaylar, sosyal olaylar, göçler, savaşlar, kahramanlıkların anlatıldığı unsurlardır. Bunlar şiir biçiminde söylenmiş uzun edebi eserlerdir arkadaşlar. Destanların aynı efsanelerde olduğu gibi söyleyeni belli değildir. Bu konuyu da söylemek gerekiyor. Destanlar dilden dile aktarılırken bir takım olağanüstülükler kazanır. Destanlar milli bir özellik taşır. Şimdi efsane ve destan arasındaki farkları şöyle bir konuşalım. İkisinde de olağanüstülükler var mı? Evet var. Ama destanların tarihi bir kökeni var. Efsanelerde öyle bir durum yok. Yani
Bizim eski yaşanmış unsurlarımız var, kahramanlıklarımız var. Biz onları biraz daha kahramanlıkları, olağanüstülükler katarak ne yapmışız? Günümüze getirmişiz. Ama efsanelerde tarihi hiçbir unsur yok. Şöyle düşünelim, biz destanları mı tarih kitaplarında görebiliriz gerçeğe dayandığı için? Efsaneleri mi? Tabii ki destanları. Niye? Destanların gerçek bir tarafı var. Gerçeğin üstüne olağanüstülükler katılıyor. Ama efsanede böyle bir durum söz konusu olmuyor. Evet, örneğimize bakıyoruz arkadaşlar. Sarı Saltuk, Seyit Battal Gazi soyundandır. Asıl adı Şerif Hızır'dır. Battal Gazi gibi savaşa niyet eder. Rüyasında gördüğü Battal ona ciğerimin köşesi diye seslenir ve bir mağarada duran Aşkar adlı atını almasını buyurur. Şerif Hızır'ın bir savaşta yendiği Alyon-ı Rumi adlı bir yiğit Müslüman olur. Şerif ona İlyas-ı Rumi adını verir. Alyon da Şerif'e Saltuk adını takar. Sarı Saltuk bundan sonra birçok ülkede savaş eder. Bizim tarihimizde arkadaşlar Sarı Saltuk ifadesi, Sarı Saltuk kişisi vardır. Hatta Seyit Battal Gazi kişisinin soyundan gelmektedir. Evet, bu kişi benim tarihimde var. Bu kişi benim geçmişimde var. Bu kişinin yaşadıklarını ben olağanüstülüklerle birleştirip anlattığım için bunun ismi ne hale geliyor arkadaşlar? Destan haline geliyor. Evet arkadaşlar, bunlarla ilgili şimdi şöyle bir kısaca bir tekrarlama yapalım. Bizim hikaye edici metinlerimiz tekrar konuştuğumda hikaye, roman, masal, fabl, efsane, tiyatro ve destan unsurunu konuştum. Yaşanmış ya da yaşanabilir olayları anlatıyorsa hikaye ve roman. Olağanüstülükleri anlatıyorsa, işte yer ve zaman unsuru yoksa masal. Kahramanları hayvansa fabl. Sahnelenmek için yazılıyorsa tiyatro. Tamamen olağanüstülükler barındırıyorsa, hurafelerle dolu ifadelerin yer aldığı bir unsursa bizim için nedir arkadaşlar? Efsanedir. Destan son unsurumuzda biraz önce söylediğimiz gibi geçmişten, tarihimizden olağanüstülükler eklenerek günümüze gelen bilgi dağarcığına da biz ne isim verdik? Destan ismini verdik. Şimdi bunlarla ilgili birkaç tane soru çözelim. Daha rahat bir şekilde konuyu anlayalım. Ken ne diyelim? Bu metnin hangi edebi türden alınmıştır? Unutmayın arkadaşlar, bu sorularda önce şunu kararınızı vereceksiniz. Önce olay mı anlatılıyor, düşünce mi diye ikiye ayıracaksınız. Şimdi zaten fable, hikaye, masal, destan hepsi olay anlattığı için hiçbir sıkıntı yok. Düşünce kapsamını hiç ele almıyorum. Şimdi kendini beğenmiş bir fare ile akıllı ve alçak gönüllü bir deve karşılaşıp arkadaş oldular. Fare, sana kılavuzluk etmeliyim, yularından çekip istediğin yere götürmeliyim dedi. Deve, arkadaşının teklifine razı oldu. Bir süre gittikten sonra küçük bir dere kenarına ulaştılar. Devenin diz kapaklarına bile ulaşmayan su fare için uçsuz bucaksız bir deniz gibiydi. Ben buradan geçemem diye fısıldadı korkuyla. Deve ne bekliyorsun diye çıkıştı. Kılavuz önden gider, dal bakalım suya. Ama diye kekiledi fare. Ben buradan geçemem. Artık kılavuz olmaktan vazgeçiyorum. Keşke daha önceden düşünseydim de boyumdan büyük işlere girişmeseydim. Ne yapıyordu arkadaşlar? Bizim bir tane türümüz, bunlardan biri diyordu ki bize, kahramanlarının hayvan olduğu ve insanlara ahlaki bir ders vermeye çalışan yazı türü bizim için neydi? Fable'dır. Peki bakıyorum tutuyor mu? Evet. Kahramanlarımız hayvanlar. Peki benim fable'ımın sonunda bana bir ders veriliyor mu? Veriliyor. İşte fable türü bunu bana ifade etmiş olur. Peki ikinci sorumuza geçelim arkadaşlar. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi hikaye edici bir metindir? Şimdi hikaye edici bir metin olduğuna göre hemen neyi düşünmem gerekiyor? Bana olay anlatması lazım. Olay. Peki bakalım hemen. Arada kalmış tek tük ahşap evlerin yanından geçerek küçük bir meydana geliyor. Karakolun önünden sağa kıvrılıyoruz. Birazdan sağımızda göreceğimiz cami İsmaila Camii'dir. 1723'te Şeyhülislam İsmail Efendi tarafından yaptırmış. Şimdi burada olay mı anlatıyorum, bilgi mi veriyorum arkadaşlar? Duyuyorum sesinizi, bilgi veriyorsunuz hocam diyorsunuz. Evet, bilgi. Hatta hemen bilgilendirici metinlere gidelim. Burada arkadaşlar ne vardır? Bir gezi yazısı vardır. Ne yapıyorum ben orada? O bölgeyi tanıttığıma göre gezi yazısını ele aldım. Bir zamanlar bir köle vardı. Ancak köle olmasına rağmen çok zeki ve hırslı bir insandı. Kölelik yaptığı evlerde boş durmamış, yeteneklerini geliştirmişti. Herkes uyurken ayakta kalmış, birkaç yabancı dil öğrenmiş, o çağın en önemli müzik aletlerini çalmaya başarmıştı. Şimdi arkadaşlar, burada bir olay var. Olayın kahramanı var. Kahramanın özellikleri var. O yüzden burada olay unsuru dile getirildiği için burayı ben ne alırım arkadaşlar? Hikaye edici bir metin olarak alabilirim.
Hocam diğerlerine de bakalım. Hemen kar çocukluğumun İstanbul'un ayrılmaz bir parçasıydı. Kimi çocukların yaz tatilini bir yolculuğa çıkmayı iple çekerek beklemeleri gibi ben de çocukluğumda karın yağmasını beklerdim. Dışarıya sokaklara çıkıp karda oynayacağım için değil, kar altında şehir bana daha güzel gözüktüğü için. Burada da bir olay yok. Burada da yine bilgilendirme bir yazısı arkadaşlar. Bilgilendirme yazısıdır. Yine bunu da elemiş oldum. Dilimiz sorunu yıllardan beri en güncel konulardan biri olma özelliğini sürdürüyor. Elbette sevinilecek bir olaydır bu. Ana dili bilinci daha bir güçlenir ulusumuzda. Dilimizin zenginleşip gelişmesi sürecinde halkın ona ilgisi gittikçe artar. Ulusal bağlar sıklaşır, anlaşma kolaylaşır. Yine burada da hocam olay yok, düşünce var. Düşünce olduğu için bunu da eledim. Demek ki ben olayı olanı, yani hikaye edici bir metni ne yaptım? Çok rahat bir şekilde bulmuş oldum. Evet arkadaşlar, yazı türlerini iki videomuzda bitirdik. Yazı türleri uzun bir bölüm, meşakkatli bölüm. Çok çalışmanızı, çok soru çözmenizi, sıkıldığınız ve anlamadığınız yerlerde mutlaka bizim videomuzu tekrardan izleyip PDF'lerimizi okuyarak soruları hazır hale gelmenizi istiyoruz. Bizleri takip etmeye devam edin arkadaşlar.